Arkadaşlar merhaba ben Üçlü işte Hoca Abi artı net serisi inanılmaz devam ediyor Bugün 5 hececileri konuşacağız Yani bilmiyorum ya Çok istiyorum 5 hececilerin sınavda gelmesini Ve geleceğine de çok inanıyorum Yani net gibi görüyorum Hatta Halit Fahriye de Yusuf Ziya'dan bir tanesini Faruk Nafız gelirse de saygı duyarım Enis Bey hiç yakın zamanda soruldu Orhan Seyfi en son soru zaten oydu O ikisini o yüzden eliyorum Faruk Nafız da hani dönemin lideri falan Belki zor ihtimal o anlamda bilinir Diye düşünerek sormayabilirler ama yani Yusuf Siyah ve Halit Fahri gibi geliyor bana sanki. Yine de hepsi sorulabilir düşüncesiyle. Harika bir 5 acıcılar testi hazırladım sizler için. Arkamıza bir yaslanalım. Artık soru çözümüne çok ihtiyacımız var. Bazı vurgulara çok ihtiyacımız var. Bu video sonrası inşallah artı bir neti 5 acıcılardan cebe koymuş olacağız. Ben çok mutluyum, heyecanlıyım. İçime de doğuyor. 5 acıcılardan soru geleceğe dikkat. Geleceğe bu arada. Geleceğe. E o zaman hadi başlayalım. Vakit kaybı yok. Her saniye bizim için önemli. Gelsin bakalım sorular. Bakalım ne ayarda. Evet arkadaşlar her soru bizim için değerli Her saniye bizim için değerli Lütfen cevabı bulur bulmaz işaretleyip geçmeyin Sizden ricam metni okumamı bekleyin Çünkü orada küçük bir cümle bile sınavda gelebilir Öyle sorulabilir hazır olun lütfen Bu parça tanıttan sanatçıyı soruyor bize Hemen sanatçımızı bir bulalım bakalım Tanıtan sanatçı kimmiş Hecenin 5 tarihi içerisinde değişik özellikler ön plana çıkmıştır bu ne abi bilemeyiz buradan. Memurluk ve edebiyat öğretmenliğinde yapan şair aynı şiirde değişik gece kalıpları. Ha bak aynı şiirde değişik gece kalıpları kullanması onu tek yapan özellik. Dikkat yani bir yapan orijinal yapan özelliği. Hecenin beş şairi arasında farklı bir özelliğe sahiptir. Serbest ölçüye geçmek için uğraşmıştır. Konularını daha çok denizlerden alan şair Gemiciler adlı şiiriyle ün yapmıştır. Abi çok iyi ya. Aynı şiirde farklı hece kalıplarını kullanması, yani denizlerden alması ilhamını adeta, gemiciler adlı şiiriyle ün yapması bunlar çok iyi be. Vallahi bunlar çok iyi. Bunlar gemi demek, deniz demek, su demek, enis be hiç kor yürek demek. E o zaman kasmaya gerek yok demek. Tamamdır hocam. Eyvallah. Gelsin ikinci sorumuz. Bence çok iyiydi, çok kaliteydi. Haydi hocam ikinci soru gelsin de bir başka ismi daha cebe koymuş olalım. Enis Bey hiç gelirse zaten böyle gelir. Varidatü Süleyman'la geldi. O yüzden onu sormazlar artık. Bu bilgi gelebilir. Haydi. Evet arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. Yukarıdaki bir yerden hangisi Halit Fahri Ozansoy için doğru değildir? İşte 2024 sorusu olacağını düşündüğüm soru arkadaşlar. Halit Fahri ile ilgili bütün bilgiler var burada. Her şey var. Eksiksiz, mükemmel. Vallahi mükemmel. Neyse. Neyse. Başlayalım. Hangisi doğru değil diyor. Aruz'da yazdığı şiirleri Rüya adlı kitapta toplamıştır diyor. Bu doğru. Tamam rüya adlı kitapta Aruz'da yazdığı şiirlerini toplamış. Efsaneler adlı şiir kitabında doğu mitolojisine ait bilgiler almıştır. Evet doğu mitolojisinden fazla yararlanıyor zaten. Son en azım biçimini sıkça kullanmıştır. Son en azım biçimini sıkça kullanmış. Doğru. Darül Beyda'yı sahnelenen son tiyatro eseri olan Baykuş'un yazarıdır diyor. <Sessizlik> Darül da sahnelenen son tiyatro eseri Baykuş değil ki. Onun özelliğini şimdi söyleyeceğim. Dur şunu da yapalım. Birçok dergide de yazarlık yapmış. Doğru. Evet hocam Baykuş'un özelliği demiştik. Bakın dikkat. Baykuş adlı eser arkadaşlar. Manzum bir tiyatro bu arada. Manzum yazılması dikkat çekiyor. Ama en önemli özelliği şu. Darül Bedai'de oynanan dikkat. İlk... Türk dramıdır arkadaşlar. Cebinizde kalsın lütfen. Darül Bedai'de oynanan ilk Türk dramı. Ama daha önemli özelliği şu. Baykuş'un Halit Fahri'ye ait olması abi. En önemli özelliği bu bence. Yani Halit Fahri Baykuş bitti. Sorulursa gelme ihtimali çok yüksek çünkü. E o zaman uzatmayalım. Evet arkadaşlar geldik üçüncü soruya aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır diyor Orhan Seyfi Orhan çocuk adam oba sağlam detay Halit Fahri Ozan Soy sulara giden köprü evet ya bununla da sorulabilir abi çok iyi Faruk Lanfız Çamlıbel Yıldız Yağmuru aman dikkat çok doğru Yusuf Ziya Ortaç Akın değil Yusuf Ziya Ortaç'ın eseri Akın'dan Akın'adır bunu lütfen unutmayınız Yusuf Ziya Ortaç'a ait değil Akın Akın kime ait arkadaşlar Faruk Nafız Çamlı Belin eseridir Akın. Aman dikkat. Enis Bey'i çıkıyor yürek. Güneşin Ölümü. Çok iyi bildiğimiz eserler var. Küçük detayları da cebe koymuş olduk. Karıştırılacak noktayı da burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Akın ve Akın'dan Akın'a karışıyor. Yani Akın Faruk Nafız Çamlıbel, akından akına çimliğin yani Yusuf ya Ortacın. E o zaman haydi dördüncü soruya gidelim artık. Evet arkadaşlar geldik dördüncü soruya. Bu parçadaki numaralanmış ifadelerden hangisi değiştirilirse bilgi yanlışı giderilmiş olur. Faruk Nafız Çamlıbel memleketçi edebiyatın öncüsüdür. Doğru. Şarkın Sultanları aldı. şiir kitabında aruz ölçüsünü kullanmıştır. Doğru. Hatta sadece Şarkın Sultanları değil gönülden gönüle falan da var biliyorsun. dinleneyden Eyden bunlar hep aruzda yazdığı kitaplar. Neyse sanat aldı şiiriyle beslenme kaynağı olarak Anadolu'yu göstermiş. Doğru arkadaşlar. Çok önemli bilgiler bunlar. İnanılmaz. Deli Ozan akma adıyla da anılmıştır. Deli Ozan ve Çam Deviren arkadaşlar. Çam Deviren iki lakabı var. Deli Ozan ve Çam Deviren. Behçet Kemal Çağlar ile 50. yıl marşını yazmıştır. Hayır. Behçet Kemal Çağlar'la 10. yıl marşını yazıyor. 50. yıl marşını arkadaşlar aman dikkat. Bekir Sıtkı Erdoğan yazıyor. Bekir Sıtkı Erdoğan bu da cebinizde kalsın sorulacağını hiç sanmıyorum ama 10. yıl marşını birlikte yazdıkları bilgisi lazım bir bilgi bence. Kesinlikle doğru cevabımız 4'te Ceyhan olacak. 5. soruya doğru gideceğiz ama çok iyi sorular var gerçekten kaliteli. Yani 5 Ececeleri her şeyi konuşuyoruz. Soru kaçamaz. İstediklerini sorsun. Evet arkadaşlar geldik sağlam bir soruya. Çok güzel bir bilgi alacağız şimdi. Harika buna ihtiyacımız var. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıya hangisi getirilmelidir? Şu, nokta 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 divan şiiri kalıplarını ece ölçüsüne uyarlayarak gazele benzer şiirler yazmış. Gazele benzer şiirler yazmak mı? Manzum bir masal yazmıştır. Manzum masal mı? Birçok şiiri bestelenmiştir. Bestelenmiş mi? Serbest söyleyişle bezenmiş duygu yüklü şiirler. Duygu yüklü şiirler mi? <laughs> evet. Nokta nokta takma adıyla mizahi yazılar yayınlamış. Evet burada manzum masalla gazele benzer şiirleriyle tanınan kişi Orhan Seyfi Orhon'dur. Fiske takma adını kullanıyor arkadaşlar Küçük bir detay cebinizde kalsın Orhan Seyfi Orhan soruldu ama Bir eleme sorusu olabilir Seçeneklerden eleme yapmanız gerekebilir beş hececilerle ilgili hangisi doğrudur yanlıştır gibi genel bir soru gelebilir Hepsini çok iyi bilmenizde fayda var Evet arkadaşlar geldik 6. soruya Hangisi beş hececilerle ilgili yanlış bir bilgidir diyor Bakalım şiirlerde diyor Kullandıkları dil süsten uzak sade bir dildir Evet arkadaşlar olası bir 5 hececi şiirinde sade bir dil ilk arayacağımız şey zaten Cepte kalsın Ziya Gökalp'in etkisiyle tamam eyvallah Aruz'u bırakıp heceye yönelmişlerdir diyor. Doğru, 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 doğru. Memleket Edebiyat denilen bir çığırı başlatmışlardır. Doğru. Zaten memleketçi şiir diye de 65 gün kampında söylemiştik, vurgulamıştık. Faruk Nafız Çambel dışında diğer şairler ilk şiirlerini Aruz'da yazmışlardır diyor. Hayır. Yani şöyle. Faruk Nafız da Aruz'da başlıyor. Sonra heceye dönenlerden öyle bir ayrım yok. Bu yanlış bir bilgi. Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimini kullanmışlardır. Evet zaten memleketçi edebiyat. Zaten 5 hececi. Yani hecenin beş şairi. O yüzden hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi olmazsa olmazları arasında... Evet arkadaşlar geldik 7. soruya güzel bir soru. Aşağı hangisi bir eserinden alıntı yapılan şaire ait bir eser değildir. Yani yukarıda bir alıntı var onun şairini bulacağız. Aşağıdaki eserlerden biri de onun değilmiş onu bulacağız. Oba. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken. Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz diyen kişi Faruk Nafız Çamlıbel'dir. Şiir ise sanat şiiridir. Sanat şiiri adeta memleketçi edebiyatın bir manifestosudur. Bir bildirisidir. Bir beyannamesidir. Çok önemli. Sanat şiiri çok önemli. Faruk Nafız'ın gelir gelir dikkat gönülden gönüle dinleneyden han duvarları ve bir ömür böyle geçti. Faruk Nafız çamlı bela aitken gönülden sesler Orhan Seyfi Orhon'a ait bir eserdir. Lütfen cebinizde kalsın. Çok iyi bir soru. Şiirden sanatçıyı bilmek Sanatçının eserlerini söylemek, olmayanı söylemek bunlar çok öğretici sorular. İşte bunlara ihtiyacımız var. Burada kafalar yansın. Sınavda mesela bu soru gelse vallahi de billahi de konuşulur tartışılır. Bu kadar zor olamazdı falan diye kesinlikle tartışılır. Çünkü bu şiiri bilecek miyiz, bilebildiğimiz bir şiir mi falan. Ama sanat şiiri çok tipiktir. Şahan duvarları mesela nasıl tipikse değil mi? Sanat şiiri de öyle tipik bir şiirdir. Bilmenize fayda var arkadaşlar. Çok iyi bir soruydu. Bakalım 8. soru bize nasıl bir sürpriz yapacak? Gelsin! Evet arkadaşlar 8. soru müthiş bir sürprizle geliyor. Kelime oyunlarıyla geliyor. Sağlam bir soru. Yukarıdaki eserlerden hangi yeri? 5 ecelerden herhangi bir sanatçı ait değildir. Cenk duyguları arkadaşlar amman dikkat. Halit Fahri Ozan soyun eseri. Cenk ufukları. Yusuf. Ziya Ortaç'ın eseri, Ceng'e giderkense ise tabii ki Mehmet Emin Yurdakulu'nun eseri. Biz Mehmet Emin Yurdakulu Milli Edebiyat döneminde Ceng'e Giderken şiiriyle zaten... Biliyoruz. Yani Mehmet Emin bu şiirle tanınıyor zaten. O anlamda kesinlikle cepte kalmalı. Doğal olarak doğru cevabımız kesinlikle Edirne olacak. 5 yaşayacılardan birine ait değildir diyor. Bence efsane soruydu. Çok iyi bir soruydu. Cebe koyun. işte bu tarz sorularla ancak sınava kadar yol alacağız. İçiniz rahat olsun. Kalan zaman edebiyatı 40 kere bitirmek için yeterlidir. Kasmayın. Soru çözümlerine odaklanın ve bu işi bitirelim arkadaşlar. 65 gün kampını mutlaka bitirin. Sayılarla edebiyat da zaten bitmeli. Haydi 9. soru. Evet arkadaşlar 9. sorumuz geldi. Bu cümlelerle tanıtılan kişiyi soruyor bize. Şiirlerini genellikle Cumhuriyet döneminde çıkan dergilerde yayınlamıştır. Şiir, roman, tiyatro, anı türlerinde eserler vermiştir. Bu ikisi de hiç belirgin değil yani. Rüya adlı kitabında öğrenci yıllarındaki şiirlerini toplamıştır. Evet rüyayı unutmayalım lütfen arkadaşlar. Rüya adlı eseri var. Kimin? Tabii ki aman dikkat Halit Fahri Ozan Soyun. Bakarsanız rüya ile sorulur. Gelme ihtimali %100'e yakın Halit Fahri Ozan Soyun. Ben aruza veda ile sorulacağını düşünüyorum. Ama ne ile sorulursa sorulsun kardeşim sorulsun ve yapalım. Sizden ricam şu, sizden ricam şu. Yani şıklara baktığınız zaman yabancı gelenler üzerine bir gidin. Yani Mesela Faruk Nafız tık 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 birkaç şey hatırlıyorsanız. Orhan Seyfi tık 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 bir iki cümle. Yusuf Ziya bir iki madde. Enis Bey bir iki eser. Tamam ama bitmiştir. Yani seçenekler size korkutucu gelmesin. Her yazara şairi en azından şu ana kadar çözdüğümüz sorularda hakim olma eğiliminde olun tabii ki. Şu anlamda çıkabilir sorular çözüyoruz. Yani hocam sen de yani bu soruda çık. Çıkmaz ki kardeşim. Diyeceğiniz bir soru olsa eyvallah. Ama bunların hepsi çıkabilir sorular. Soruları seçerken, ayarlarken, yazarken de şıklara da çok dikkat ediyorum. Yani tamam Deniz dedim ama belki bu soru Adana ile gelecek. Yani A şıkkındaki bir ismi soracaklar sınavda. O bilinçle yazdığım için şıklara da hakim olmanızda fayda var. Gözünüzü korkutan hangi yazar sanatçı varsa üzerine gidin arkadaşlar. Tamam aman dikkat. Evet arkadaşlar 10. soru zor bir soru. Kabul ediyorum zor bir soru sağlam bir soru. Bakalım hangi bilgiyi öğreneceğiz. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla doldur hocam diyor. Nokta nokta ile birlikte nokta nokta dergisini çıkarmışlardır. Oba! Fıkra türünde de yazan nokta nokta. Vatan millet gibi temaları barındırdığı şairin duası ve aşk şiirlerini topladığı aşıklar yolu adlı eserler önemlidir. Şimdi şairin duası aşıklar yolu. Yani kimin eseri hocam önce onu bilmek lazım. Tabii ki Yusuf Ziya Ortaç'ın eseri arkadaşlar. Soru aslında buradan çözülüyor. Son boşluktan şuradan gidiyor. Tamam başa gelelim. Orhan Seyfi Orhan'la birlikte Akbaba dergisini çıkarmışlardır. Fıkrat önünde de yazan Yusuf Ziya Ortaç vatan, millet gibi temaları barındırdığı, şairin doğası ve aşk şiirlerini topladığı Aşıklar Yolu adlı önemlidir diyor. Şairin doğası, Aşıklar Yolu, Akbaba dergisi, Çimdik lakabı bunlar Yusuf Ziya Ortaç'ın en güzel anahtar kelimeleridir. Yusuf Ziya Ortaç gelirse ki gelme ihtimali var Halit Fahri ile birlikte bu bilgilerle sorulur. Bence şu dakika itibariyle bu 10 soru 5 önemli şair için yetti de arttı bile. 5 hececileri bence cebimize koyduk arkadaşlar. Moral bozmak yok. Arkamıza yaslanıyoruz ve bu adam ne anlatıyor kardeşim diyoruz. Ve sınavda da 24'te 24 yapıp çıkıyoruz. Kasmak yok. Edebiyatla Türkçe ben de kanalda kalmaya devam edin. Yorumlara gelin arkadaşlar. Yorumlarda görüşelim. Haydi bakalım orada neler isteyeceksiniz. isteklerinizi hemen videoya çevireceğiz. E o zaman haydi yorumlarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.